Merhabalar, ben Köftesi Köfte. Ve bugün sizlerle Köfteistan New Horizons'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ve sana bir scope craft ediyorum. Voila. Biz basic. Yani şimdi şöyle kal. Ve bir keeper coin'lerim var artık. Evet. Şunları da şöyle atalım. Bunu sadece görev için yapmıştım. Ama ayrıyetten burada da buralarda da birkaç görev için ihtiyaç duyuyorum. Mesela şunun için. Bunu bir ara okuyacağım. Umarım. Tamamdır. Bu da kenarda dursun. Evet. Burada sadece bu kaldı. Şimdi. Gel gelelim. Neler yaptık? Ha, GT++ sekmesi mi açılmış? Bence şunu bir yatalım. Ve evet, göreceğiniz üzere bir tane daha dungeon'dan buldum. Ve ikinci bir tane daha yaptım. Ah. Bunun yanı sıra çok fazla bir şey değişmedi gibi. Evet. Bulduğum steel kaynaklarını da biraz eritip, evet, bir de bolca maden. Ama hala bir diamond yatağı bulamadım. Ha, bir de extractor yaptım. Ondan sonra başka neleri tamamladık? Birkaç bir görev tamamladım çünkü. Neleri tamamlamıştım? Her şey daha çok şuradaki görevleri bayağı bir tamamladım. Şuralar falan filan. Böyle bizim durumumuz. Aa, bunun yanı sıra Workbench backpack'i tamamladım. Şu backpack'leri tamamladım. Aslında benim bayağı bir backpack yapmam gerekecek her türlü zaten de. Evet. Bol bol backpack yapmam gerekecek. Çünkü önümüzdeki bölümden itibaren taşınmayı düşünüyorum. Tabii taşınma öncesinde neler yapmamız gerekiyor? Bir, dediğim gibi, bol bol backpack craft edeceğiz. Yani o yüzden benim bol bol string'e ihtiyacım var. Daha fazla string. Beş. Okey. Bir tane daha yapabilirim sanırım. Evet. Bunlar da ola dursun. Bunun yanı sıra steel üretimimiz önemli. Şuraya bir tane animal trap koydum da sanırım bu şekilde çalışmıyor. Animal trap'in nasıl çalıştığını bilmiyorum. Şuraya bir tane fish trap koydum. Fish trap'imiz düzgün çalışıyor. Ya da bayağı düzgün çalışıyor. İnanılmaz verimli bir şekilde düzgün çalışıyor. Nasıl madene çıktığımı da bir hızlıca göstereyim. Bir de kendime Iron Shield yaptım. Zırh parçalarımın çoğu kırıldı. Şurayı biraz büyüttüm. Tarlama çok fazla müdahale etmiyorum çünkü zaten taşınacağız buradan. O yüzden
Tarla büyük önceliğim şeklinde değil. Şimdi şurada bir creeper patladı. Şurada bir tane. Ya dur, şu oraya değil de. Şuralarda bir yerde olacaktı. Aslında birkaç tane var da. Şu şekilde aşağıya doğru kazıyorum ve adamlara denk geliyorum. Evet, buradan şu arkadaşla bolca geçtiğimi fark etmişsinizdir. Ve daha da geçilecek. Evet, basitçe maden yöntemimiz bu ore chunk'larda ki her yani bundan sonraki üçüncü chunk'ta mesela başka bir ore chunk. 0-0 konumundan itibaren bütün chunk'lar bu şekilde 3-3-3-3 şeklinde ore chunk olarak ayrılıyor. Oradan aşağıya doğru kazarak ore yatağı bulabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam, yanlışsam düzeltin. Her chunk'ta sadece bir ore yatağı oluyor. Mesela burada appetite var. O yüzden çoğu senaryoda maden bulduktan sonra kazmaya devam etmenize gerek kalmayabiliyor. Şu ana kadar benim önemli madenlerden bulmadığım bir şey yok gibi. En azından görevler için gereken bir tek diamond'ı bulamadım. Ama diamond yatağının da benim için çok önemli olacağını en azından şimdi çok düşünmüyorum. Önemliyse bayağı tıpı tıpı aramam gerekecek. Ama şimdilik çok bir aciliyet olduğunu sanmıyorum. Bunun yanı sıra dungeon'dan neler bulduk? Aslında bayağı bir şey bulduk. Yeni dungeon'dan da. Mesela silicon plate buldum. Şimdilik hiçbir işime yaramayacak. Tin kablo buldum. Şimdilik bayağı bir işime yarayacak. Bolca plate buldum. Bolca steel plate buldum. Vesaire vesaire. Şimdi yapmam gereken neler var? Ben bir şu arkadaştan yapsam mı onu düşünüyorum. Steel rod kullanmam gerekecek. Bir tane steel plate gerekecek. 4 tane steel screw gerekecek. Yani totalde 8 tane steel harcayacağım aslında. Şu steel plate'im hali hazırda var. 2 tane gliding wing yapılır ama ona... Ne yok, geri alacakmışım zaten ten. Tamamdır. O zaman 8 steel. Hadi bakalım. Eye. Gel bakalım. Ardından wing. 2 tane steel. Şuraya şunlar. Buraya bunlar. Buraya da bunlar. Bir de neydi? Hammer. Hamma. Voila. Ve sadece 4 tane de steel screw lazım. 4 tane steel screw. Evet ve oyun çöktü. Evet ve bir çay demlemenin ardından geri döndüm. Bu mod paketi cidden çok yavaş açılıyor. Evet. Şimdi kanatlarımız, plate'imiz ve bir de ne lazım? Screwdriver wrench. Bu arada görevimi almış mı? Sen sabit dur. Steel rodlarımı neyse, bunları algıladı. Steel rodları tekrar yaparız. Şunları da algılasın.
Başka bir şey de kullanırız zaten bunları. Ah. Şimdi screwdriver wrench'ti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ahaha. Evet, hayatımda attığım en yalancı gülüş. Ve yalancı bir gülüş değildi. Evet. Şimdi. Gelin bakalım şimdi bunu sizle test edelim. Dın 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 dın. Dın. Evet. Eğer bunu böyle takarsam direkt üstüme yapışıyor. Vahaley. Bu şekilde çok daha uzak mesafelere çok daha kolay bir biçimde gidebiliyorum. Bunun için sanırım ne yapacağımı biliyorum. Nedense oyun bir hafif takılıyor gibi. Sanırım çökme bir Java'da bir memory leak falan mı yaptı? Elma sen buraya değil. The apple. You're not here. O kadara gerek yok. Ha, bu kadar yeterli. Ah. Tabii ki de gerekecek başka bir şey daha hala lazım. Leather. Leather in the middle. Şimdi senin için ne lazım? String. Demir vida kullanırsam bana 2 tane veriyor. Çelik kullanırsam 4 tane. Evet. Bu deliliği yapacağım. Benden size köfte tavsiyesi şu an yaptığımı yapmayın. Nasıl yapılıyordu? Evet. Disleksi olmanın en büyük sıkıntılarından biri. Neyse ne diyordum? Disleksi olmanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Hiçbir şeyin nasıl yazıldığını hatırlamıyorsun. Ve string. Ne, tabii ki de stringim yok. Ben şunları şuradan geçireyim. Her türlü string'e ihtiyacım oluyor. Ve şimdilik bunlar böyle kalsın. Evet. Screwdriver üstte, altta hammer. Altta soft hammer. Voila. Tabii ki de biraz da 9 oldu. Ben 8 istiyorum ama. Testere, testere, testere. Aman destere canım destere ben sana yandım. Ne? Evet, string. String olmaması büyük bir sıkıntı. Bayağı büyük bir sıkıntı. Tekrar diyorum. Arkadaşlar, bir atasözümüz vardır. İmamın dediğini yap ama yaptığını yapma. Şu anki senaryoda imam ben diyorum. Biliyorum çok makul bir benzetme olmadı. Yani işin ucunda ben varım. Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye umuyorum. Demeye çalıştığım yaptığım şey hiç mantıklı değil.
Hem de hiç mantıklı değil. Ama bazen bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekir. Mantığım benim üzerine fedakarlık yaptığım şey. Bir akıl sağlam. Ve pratikliyim. Neyse, en azından bunun üstüne Klingonca öğrenebiliriz. Benim neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı duydu? Arkadaşlar, ben bugün iyi değilim. Evet. Hammer'ımız da kırıldı. Zaten file'ımı da yenilemem gerekecek. Ullala. Bunlar da olmuş. Sizlerle değiştirebiliriz. Sen git. Şimdi sen de şöyle git. Hiçbir işimiz yok. Şunu da biraz bu sefer kapırdık. Bir şeyim var mı? Yok, benim kapı kazmam gerekecek bir ara. Hatta benim bayağı bir kapı kazmam. Siz gidin. Şimdi. Bir sete daha ihtiyacım var. Ve o bir set buradaymış. Evet, tamamdır. Evet, şimdi. Halihazırda zaten yüksek bir yerdeyiz. O yüzden yapacağım şey basitçe şu. Hatta ben biraz kova alayım yanıma. Çünkü güzel bir fikrim de var. İki tane kova şimdi iş görür. İki kova. İnişimiz zaten uzun, yani çıkışımız zaten uzun sürecek. İnişimiz de uzun sürmesin. Değil mi? Şimdi güzel bir başlangıç noktası. Şunun tepesi gayet güzeldir. Yok, değilmiş. Şunun tepesi daha güzel. Şimdi gel bakalım. Öncelikli olarak sen bir yok ol. Evet, doğaya düşman olabiliriz biraz. Lütfen affedin. Evet. Bu düzen mantıklı. Ve şimdi biraz aşağı yukarı gidip, ya dur, zaten iki kova almıştım. Unutmadan hatırlatayım. Bu pakette Infinite Water'ımız yok. O yüzden asla ama asla sınırsız su diye bir kavram olmayacak orada.
Aslında direkt 8 tane kova yok, envanterimde yeterli yer yok. Şuraya da biraz merdiven düşeceğim. Oh, gerçi çok yok gerek var. Çünkü bayağı gidip geleceğim buraya aslında. Atımla gidip gelmek isterdim de bu biraz daha pratik olabilir. Artı gece gündüze de daha az sıklıkla takılacağım bir senaryo olacak. En azından yolu bir ışıklandıralım. Bir, iki, üç, dört. Tamamış. Şimdilik bu işimizi görür. Ve şu an yapacağım şey bayağı yükseğe çıkana kadar yükseğe çıkmak. 200 lira falan çık. Yok, 200 lira. Ben 200 lira çıkabilirim ya. Da çıkamam. Yok, çıkabilirim. Ama çıkamam çünkü bir stack harcadım. Hop. Ve bu şekilde de yukarı çıkışımızı ayarlıyoruz. Evet, böyle uzun, sakin bir yolculuk. Voilà. Evet, tabii ki de gece olduğuna göre mesela patlama seslerinden uzak duruyoruz. Tabii karnım acıkmasaydı bu esnada güzel olacaktı ama. Ah, kendimizi kurtardık. Şimdi burayı ne şekilde kullan? Orayı ne şekilde kullanacağız? Orası bizim glider için uçma mekanı. Çıkış noktamız olacak. Stringler. Siz gelin, siz lazım oluyorsunuz artık. Benim şu an envanterimde ihtiyaç duymadığım şeyler. Sana ihtiyaç duymuyorum. Sana ihtiyaç duymuyorum. Sana ihtiyaç duymuyorum. Aslında seni biraz kazacağız. Sizlerle işimiz bitti. Sen burada dur. Scope'a ya seni orada gerekecek. Evet. Şimdi yukarı çıkıp orayı biraz daha adam etmeye koyulalım. Kesin oraya benim daha kolay bir çıkış yöntemi ayarlamam lazım. Kesinlikle. Mesela bir merdiven yolu. Normal merdiven. Ah, ne yaparsın? Gerçi zaten burada çok durmayacağım ama bu yolu çok sık kullanacağım. Neyse, burayı çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Aslında 9 blok daha ilerletebilirim ve suratında patlayıp durmasam. Neyse, uğraşamayacağım bununla. Patlayan oymuş demek ki. Mesela şu oku. Güle güle. Tamamdır. Sen temizlen. Oku geri al.
Ya yayı geri almayı başardım. Evet. Bunları temizliyorum ki düştüğümde kazara kendimi incitmeyeyim. Evet. Ve benim bir de tepeye ışıklandırma yapmam lazım. Ve kendime orası için bir düzen düşünüyorum. Hem aşağı rahatlıkla atlayabileceğim hem de biraz geniş bir... Aslında çok gerekli değil o. Ama her yönden görebileceğim bir ışıklandırma lazım. O yüzden da olur. Hatta yok. Sadece orası olsa yeterli. Voila. O zaman bu sefer aşağı yanlış şeyi aldım. Evet. Bu şekilde yeni yerimize doğru gideceğiz. Shift'e basılı tutarak daha hızlı ilerliyoruz ancak daha hızlı alçalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben o yüzden yavaş yavaş emin adımlarla zaten ilk iş orada bir tane küçük kulübe inşa edeceğim ki kendimi orada da güvende tutabileyim. O kulübe ilk önceliğim olarak o kulübeye inşaat malzemelerini taşımak. Sonra orada inşaatı yaptıkça buradaki şeyleri buradan oraya taşıyarak kendimizi yeni evimizde mutlu ve mesut bir köfte olarak bulmak. Sen git. Evet, planlar şu an bu şekilde. Bunun yanı sıra sadece yapmam gereken tek şey ya burada rope ladder varmış ama bunun için assembler lazım. Evet. Bu böyle. Carpenter's ladder. Evet. Witch ladder. Bunu hiç bilmiyorum. Cage ladder. Evet, tabii de steel crate. Rusty ladder. Bu da güzelmiş. Bazı yerlerde kullanabiliriz. Evet, sanırım bu bölümü burada biraz kısa tutsak güzel olabilir. Daha yapacağımız bir şey yok çünkü. Evet, sizin için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler.